Herkese merhaba. Bu videoda size önemli bir sürprizim var. Arkadaşım Zeynep'e bizi Sky oyununun nerede geliştirildiğini göstereceği yere götürmesi için rica ettim. Yani ofise gidiyoruz. Zeynep'te özel bir pelerin var. Bu pelerin sayesinde beni içeriye sokabilecek. O yüzden birlikte Vault of Knowledge kapısına doğru ilerlememiz gerekiyor. Çünkü ofise girilecek kısım orada. Kapıdan içeriye girdim. Şimdi Zeynep'in elini tutmadan kendi başıma gidemem. Çünkü pelerine ihtiyacım var. Zeynep hemen şu yukarıda. Koşarak gideyim. Elini tutuyorum. Ve artık bizi kapıya doğru götürecek. Buradan arka tarafa doğru ilerliyoruz. Duvardan geçtik. Bilmiyorum nasıl oldu o. Artık ona sorarsınız yorumlarda. Burada böyle mumlar var ekstradan. Aslında buraya normalde de biz de girebiliyoruz pelerinimiz olmadan. Çünkü daha önce Bahar'la Nazlı beni buraya getirdiler. Buradan mumlarımızı alabiliyoruz. Eğer isterseniz siz de bir deneyebilirsiniz. Oradan giriş vardır muhakkak. Şimdi şöyle bir bariyer var ve üzerinde oyunun logosu olan bir pelerin görüyorsunuz. Ki o şu an Bahar'ın giydiği pelerin. Birinin elinden tutarsanız o pelerini giymiş bariyeri aşabilirsiniz. Ekstra mumlarımızı da alıyoruz. Şimdi oyun pelerini giymiş kişiyi gördüğünde kapısını açıyor. Biz de içeriye gireceğiz. Ofisin kapısına geldik. Bu ofis gerçek hayatta da varmış. Oyuna göre uyarlamışlar burayı biz gezebilelim diye. İçeride ekstra mumlar var eğer gelmek isterseniz. Pelerini almak isterseniz. Zeynep bize hoş geldin gösterileri yapıyor ama ben heyecanlandım. Şimdi sabırsızlandım. Ona kapıyı gösteriyorum. Aç kapıyı, girelim içeriye bakalım ne var içeride diye. Açacak şimdi bize kapıyı. Oo, hadi Zeynep aç kapıyı bize. Ve tata, kapı açıldı. Şimdi buradan başlayarak ama önce elini tutalım. Beraber gezelim. Yavaş yavaş yürüyerek bakacağız neler var diye. Burada böyle lobi kısmı, mumlar var burada ekstradan. Onları alabilirsiniz. Çalışma alanları var. Sağımızda solumuzda oyunların geliştirildiği bilgisayarlar var. Burada da birisi var. Bu kim? He bu robotmuş. Ben de birisi zannettim. Bir an heykel sandım. Sonra birisi zannettim. Ama robotmuş. Tamam şimdi buradan geri çıkalım dışarıya. Sağ tarafa doğru gidiyoruz. Zeynep bizi götürüyor. Böyle bir kapıdan girdik içeriye. Bir kırmızı top var. Anlamadım o ne. Sonra buradan da çıkalım. Bilgisayarlar, bilgisayarlar, daha çok bilgisayar, hepsine ihtiyaç var tabii. Bir oyun kolay, yazılım olmuyor. Burada bir köpüş var. Aa, o hacı koymuş. Ay, o çok güzel filmdi. Güzel filmdi bu. İzlediniz mi? Hacı koyu mutlaka izleyin. Biraz duygusal, gerçek hayatta da yaşamış bir köpek. Dışarı çıktık. Ofis vlogumuza devam ediyoruz. Şimdi böyle bir yere girdik. Aa, bunlar yengeçler. Çarpmasın bize şimdi.
Bir şey yapmıyorlar herhalde. İçeride yengeçler var. Pıtı pıtı yürüyorlar. Evet, şimdi zararsızmış, öğrendik. Tamam, bir şey olmadı. Burada bunlara hiçbir şey olmuyor. Ay, hepsini ters çevirdi Zeynep şimdi. Niye öyle yaptın? Yazık. Aha, aldık götürüyoruz. Bana vereceksen ben yemem Zeynep. Hiç sevmem deniz ürünlerini. Nereye götürüyorsun hayvanı? Gidiyor. Hayvan bir yere gidiyor. Mutfağa mı gidiyor acaba? Oh hayır, tuvalete geldik. Zeynep, düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi? Oh, tuvalete attı. Evet, Zeynep yengeci tuvalete attı. Ben de buna ortak oldum. Neyse, oyunda bize çarpıyordu pataküte. Hak etti. Değil mi ama? Nihahaha. Biraz önceki odada da dikkat ederseniz Journey'in falan afişleri vardı. Aynı yer yaptığı için onları. Journey'nin videoları benim kanalımda da mevcut, eğer izlemek isterseniz. Şimdi böyle bir odaya geldik. Şuna basayım bakayım ne olacak. Müzik çalıyor. Peki şu hayalete dokunsam ne oluyor ateş verince? Bastım ama bir şey olmadı. Burada da böyle bir hayalet oturuyor. Acaba burası gerçekte kimin odası? Müzik mi yapıyor acaba burada? Çünkü orada asıl olan müzik aletleri var sanıyorum. Bilemedim. Burada biri var. Aa, hacker. Hani senin pelerinin? Hani buraya pelerinsiz girilmiyordu? O da biriyle gelmiş buraya herhalde. Biz de çıkıyoruz. Burada da ortak çalışma alanı var büyük ihtimalle. Çok güzel bir ofis. Güzel, ben beğendim. Burası ne acaba? Yemek odası mı? Bir soralım. Koltuğu da var kocaman. Televizyon var bir de, büsbüyük. Oo, ne güzel. He, toplantı odasıymış. Ben de hemen ya yemek ya eğlence odası. Çalışma yeri burası sonuçta. Girdiğimiz kapıdan tekrar ilerliyoruz. Burada böyle lobi vardı. Koltuklar var, lobi koltukları. Burada bir yer var. Bu ne? Depoya benziyor. Depo gibi bir şey. Aa, girdik oradan. Yer varmış orada. Yok, dışı, geri çıktık lobiye. Tamam. Başka ne var acaba? Bu kadar mı? Bu ne acaba? Bunu da soralım. Böyle bir şey uçuyor burada. Hayalet. Oyunda yok ama bundan. Ben hiç görmedim. Ne acaba bu? Öğreneceğiz şimdi. Ofis hayaletiymiş. Öyle diyorlarmış. Ne işe yarıyor acaba? Tamam. Öyle olsun. Güzelmiş. Çıkmaz sokak. Dön dön dön. Gidiyoruz şimdi. Böyle bir hol var burada. Yürü 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 yürü. Bayağı da uzunmuş. Burada neler oluyor acaba gerçek hayatta? Ne var? Aa, araba var aşağıda.
Müdür biraz mütevazı herhalde ya da antika o araba, bilemeyeceğim. Siz Regular Show izliyor musunuz? Benim favori dizilerimden. Zeynep de seviyormuş onu bakın. Mordecai'le Rigby'yi çok severim. Güzel, komik geliyor bana. Bu ne? Burası inşaat gibi bir şey. Burayı yapmamışlar henüz. Oo, yeni oyunlar mı geliyor acaba? Buraları da yapsınlar. İyice büyütün. Oyunu böyle kocaman yapın. Başka başka oyunlar ekleyin. Neydi? Bir şey patladı. Bum! Ne oldu? Dışarı çıkalım. Kafamıza çökmesin. Ha, roket patlamış. Ben de dedim ne patlıyor. Roket var burada. Bundan uçuluyordu. Öyle bir şey olması lazım. Bakalım. Yapacağım şimdi. Bastım oraya. Niye olmadı? Ha, ya şeyi açmamışım, mumu. Tamam. Açtım. Şimdi ne yapacağım? Niye yapamadım? Bunu da yaktım. Aa. Ay. Hiç beklemediğim bir anda kendimi bulutların üzerinde buldum. Evet. Niye Zeynep gelemedi? Uçuyorum. O ne? Ha, top sahası gibi duruyor. Geldiğim yermiş. Gideyim tekrar oraya. Ay, bir anda bum diye gittim. Tamam, birleştik tekrar. Böyle top var burada. Aa, burada böyle robot var. Bu ne acaba? Ne işe yarıyor acaba? Böyle gidiyor. Ne yapıyor ki o? Bulutların üzerinde yürüyor. İşi bu. Ay, ne garip bir şey. Taşlardan yapılmış gibi. Bize mi geliyor? Ha, amacı da belli değil. Boş gezen. İşsiz robot. Soralım bakalım şimdi, daha başka neler var burada? Öğrenelim. O da diyor zaten, burada az bir şey var, biraz çalışma yapılması gerekiyor. Buraya bir şeyler konması gerekiyor. Peki pelerini nasıl satın alabilirsiniz? Onu da bir soralım. Aslında ben öğrenmiştim ama tam olarak nereden alındığını bilmiyorum ama Android'lerden alınabildiğini biliyorum sadece. Yanlış biliyorsam beni yorumlardan düzeltirsiniz. Ama iOS'tan alınmıyordu galiba. Ve ben fiyatına da bakmıştım. $39.99'dı.
Yani bayağı iyi gerçek para ödenmesi gerekiyormuş. Ha, robot vardı ya, ben heykel zannettiğim. Ondan alıyormuşsunuz. Tamam. Eğer almak isterseniz yani birisiyle gireceksiniz oraya herhalde. Bu şekilde alacaksınız. Ama bence yeterli sayıda mum yok o paraya değecek şekilde burada. Bir de daha fazla geliştirseler daha güzel olur. Tekrar bizi gezdirdiğin için çok teşekkür ederiz sana Zeynep. Çok beğendik. Çok güzel bir turdu. Her yeri iyice gördük, öğrendik. Ve burada uzay günleri de yapılıyormuş. Ben Zeynep'e sordum. O zaman da bizi getirecek buraya. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Siz de videoyu beğendiyseniz lütfen yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.